Selam arkadaşlar, iyi geceler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gene kur ortamından sesleniyorum, yani evimde değilim. Kusura bakmayın, imkanlar biraz zor oluyor böyle çekim yapmakta ama affınıza sığınıyorum. Gene de size videoya çekmekten geri kalmıyorum yani. Arkadaşlar, bugünkü açılımımızın ismi ruh eşi açılımı. Yani şöyle, bakın burada bir adam var, elinde gül sembolü var, 28 numara. Burada da bir bayan var, 29 numara. Bunların özellikleri de ellerindeki olan güller. Yani ruh eşleri bunlar. Ruh eşli demek yani ikisi de birbirini görmeseler de, telefonlaşmasalar da bir şekil birbirlerini hisseden, birbirleriyle kendi ruhlarıyla konuşanlar, gece rüyasında görüp hisseden. Yani mesela şöyle bir şey, onun acısını karşı taraftaki dişi de hissedebilir. Böyle bu tarz şeyler, yani ruh eşleri, eşleri çok farklı bir şey. Arkadaşlar, onun için bugün size ruh eşi açılımı yapmaya karar verdim. Size uyanları alın arkadaşlar. Zaten ruh eşi açılımında şöyle bir şey. Çiftler kendilerinin ruh eşi olup olmadıklarını bilirler yani. Sezerler ve hissederler. Ruh eşi birbirine denk gelmesi de çok zor bir şeydir. Onun için arkadaşlar, başlayayım ben açılıma, bakalım. Niye ruh eşi açılımı yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Artık sıkıldım. Eril dişi. Her yerde eril dişi. Bir de şu kartlardan da çok sıkıldım. Şu katina kartları var ya yani. Herkeste bir katina kartı. Bir katina, yani saygı duyuyorum ama artık gına geldi yani. Bir katinadır gidiyor. Katina destesi, katina destesi. Yani herkes bir katina destesiyle açılım yapıyor. Bırakıyor kenarıya yani arkadaşlar. Onun için ben böyle bir şey yapmaya gerek duydum. Herkeste olan bir şeyi sevmediğim için de olabilir belki. Neyse arkadaşlar, başlayalım açılımımıza. Şimdi ruh eşi açılımımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıyoruz. Öncelikle ruh eşi olan erkeklerle, yani ruh eşimiz erillerle diyelim. Ruh eşi olan erillerle başlayalım arkadaşlar. Bakalım neymiş. Ben bütün kartları açacağım arkadaşlar. Ondan sonra size yorumlayacağım. Ruh eşi olan bayanlarımızı da açayım arkadaşlar. Karşılıklı. Bakalım ne oluyormuş, ne bitiyormuş görelim. Bunlar da güncel durumumuz olsun ortadakiler. Onları sonra açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, Türkçenin için kusura bakmayın, bazen takılıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Şimdiden aklınıza sığınıyorum. Gene başladı. Bakın arkadaşlar, ben açılım yaptığım zaman beni bir gıcık tutuyor. Hani böyle bir şey tutuyor. Öksürük gibi. Çünkü neden? Demek ki söylemek istediğiniz çok şeyler var birbirinize. Ben bunu buradan hissediyorum ve bana yansıyor. Ruhuma yansıyor ve sesime yansıyor. Boğazım düğümleniyor. İzninizle bir yudum çay alayım. Devam edeyim. Evet arkadaşlar, ruh eşiniz olan beyefendi için açılım yapıyorum şimdi. Ruh eşiniz olan beyefendi arkadaşlar, dargın olabilirsiniz veya hayatınızda büyük sorunlar yaşamış olabilirsiniz, keskin kararlar almış olabilirsiniz.
Hayatınızda bu kişiyle ilgili. Yalnız bu insandan size mutlu olacağınız bir haber gelecek ve çok sevineceksiniz. Çünkü bu hayatınızda olan ruh eşi olan beyefendi, erkek diyeyim size, anlayın arkadaşlar. Sizi zaten hayatının imparatoriçesi olarak görüyor. Yani sizin eşiniz, benzeriniz yok bu insanın gözünde. Ne kalbine başka bir kadını sokar, ne başka bir kadına gözle veya bir şeyle, yani hisle yaklaşır, bakar. Çünkü bu sizin ruh eşiniz arkadaşlar olduğu için, yani siz onun için çok kıymetli ve çok değerlisiniz. Böyle kırgınlık yaşayan, arada ailelerle sorunlar olabilir veya evlisinizdir, problem olabilir. Arkadaşlar, yalanlar olabilir. Yani bazılarının hayatında da yalanlar da görebiliyorum arkadaşlar. Burada sorunlar da, aileler aralarında sorunlar da olabiliyorum. Ama siz ikiniz arkadaşlar ruh eşi olduğunuz için birçok sınavdan geçeceksiniz burada. Yani birçok sınavdan geçeceksiniz. Çoğunu geçmişsiniz ve artık böyle çok az şeyler kalmış önünüzde. Ama güzel dönemler sizi bekliyor. Burada ruh eşiniz olan erkekler sizden zaten hiçbir zaman vazgeçmez ve vazgeçemez. Sizin ikinizin ruh eşi olduğunu siz ikiniz de birlikte karşılıklı biliyorsunuz. Çünkü birlikte nefes alıyorsunuz, birlikte her şeyi yapıyorsunuz, birlikte paylaşımlarınız oluyor. Aranızda mesafeler olsa bile ne, yani küslük de olsa, ayrılık da olsa biliyorsunuz ki bir araya geleceksiniz. İşte budur ruh eşliliği. Yani birbirinizi hissediyorsunuz. Yani biz onunla kadersel olarak yazımız var, bir araya geleceğiz diyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ruh eşi olan erkekler arkadaşlar sizinle geçirdiği zamanları çok düşünüyor. Ayrılığınızdan 3 vade geçmiş olabilir, 3 hafta, 3 ay içerisinde veya 3 gün olanlar da olabilir. Ama diyor, ben diyor hata yaptım. Kendisiyle de yüzleşebiliyor, kendi hatalarını biliyor arkadaşlar. Bu ruh eşiniz olan partnerleriniz arkadaşlar Aslan Burcu olabilir. Yani Aslan Burcu deyince Koç, Aslan ve Yay arkadaşlar. Ama burada Aslan'ı temsil ettiği için özellikle Aslan Burcu diyorum. Su grupları olabilir arkadaşlar. Yükseleni veya kendi ana burcu da olabilir arkadaşlar. Bu ruh eşlerinizle sizin bağlılığınız çok farklı bir şey. Yani ilahi kanaldan gelen bir şey arkadaşlar. Ve gerçekten hayatınız boyunca, yani yolunuz bir yerde kesilse bir yerde muhakkak karşılaşma ve başlama olayı gözüküyor arkadaşlar. Ruh eşlerinizle, ruh eşi olan partnerler için söylüyorum burada. Erkeklerine açılımı yapıyorum arkadaşlar. Sizi eşsiz bir bayan olarak görüyor ve kaybetmeyi göze alamıyor. Ne kadar size sert dursa da, ne kadar burada ağırlığını koyan bir erkek olsa da, sizin dediklerinizi bazen onaylamasa da, ama sizi çok iyi biliyor ki hayatınızda onun ruh eşi olduğunuzu arkadaşlar. Yani bunu böyle dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler bekliyor sizi. Biraz gecikmeli de olsa bekliyor arkadaşlar yani. Şimdi gelelim ruh eşi olan bayanlara arkadaşlar. Ben burada çok kırılmış ve üzülmüş, kendisini depresyona sokmuş, böyle ne olacak şimdi, ne yapacağım şimdi diyen ruh eşleri de görüyorum. Mahkeme kapısında olan ruh eşleri de görüyorum. Diyorlar ki hani bir an önce burada ayrılan ruh eşi çift, ayrılma kararı almış ruh eşi çiftleri de görüyorum. Arkadaşlar bu ruh eşi olayı çok farklı olduğu için ayrılık döneminde olsalar bile tekrardan bunlar kadersel olarak birleşeceklerdir. Çünkü çok büyük sınavlardan geçerler ama tekrar kader onları bir araya getireceğini görüyorum arkadaşlar. Yani bu kadar üzülüp de yıpranmaya gerek yok. Sabredecekler.
ayakta duracaklar ve yollarına devam edecekler arkadaşlar. Dürüst davranacaklar. Eğer hayatlarındaki insanı ruh eşi olduğunu biliyorsa ona göre kalbine gönlüne sahip çıkacaklar arkadaşlar. Bayanlarımız için söylüyorum. Şimdi bazı ruh eşi bayanları da arkadaşlar para yönünden ilişkilerinde bitişler olmuş olabilir. Burada görüyorum yani. Evli olup böyle para yönünden böyle bitişler olabilir arkadaşlar. Yani daha çok yolun başındalar. Bakın burada çıkan kart neyi gösteriyor? Yani daha yolun burasındalar arkadaşlar. Daha bu yolun burası var bakın. Yani daha yolun çok başındalar ama bu yolu güzellikle tamamlayacaklarına inanıyorum ben. Çünkü yanında nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bilim kartı gelmiş. Yani bir şeyleri hayatlarında bu ruh eşliliği olayı nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Yalan, dolan, gizlilik, saklılık bir işin içine girdiği zaman çok büyük bir karmalar açıyor. Yani hayatınızda bir çıkmaza giriyorsunuz. Bunlara çok dikkat edin. Yani ilişkinizde yalan veya kandırma veya ne bileyim ben ikili oynama gibi durumlardan kaçının arkadaşlar. Çünkü bunlar karma oluşturuyor. Sonra kötü karmalar sizi buluyor. Onun için dürüst olun. Daima dürüst olun arkadaşlar. Ben burada bayanları çok ruh eşi olan bayanları çok böyle evlerine kapanmış artık böyle hani umudu kalmamış olanları görüyorum ve gerçekten kendi ruh eşlerine böyle kalpte hissediyorlar fakat aynı döngünün içinde sanki dönüp dönüyorlarmış gibi geliyorlar ona. Yani dönüyorum başa geliyorum. Dönüyorum başa geliyorum diyorlar. Bu döngünün içinden kurtulmak istiyorlar arkadaşlar. Fakat kurtulmak istiyorlar. Evet haklılar da bazıları için konuşuyorum arkadaşlar. Bunun içinden çıkmaları için kendi ellerinde. Yani onları orada o durumda tutmuyor kimse. Zaten isteseler çıkabilirler arkadaşlar. Ama bu durumu kendileri yaratıyorlar. Yani kendilerine iki yol sunuluyor burada. İki yoldan birini seçmeleri lazım arkadaşlar. Bazı ruh işi bayanları da çok etraflarının arkadaşlar etkisinde kalıyorlar. Yani başkalarının sözlerini çok dinliyorlar. İçlerinden ve kalplerinden geldiği gibi davranmıyorlar. Yani eğer öyle davransalar bu ruh işlerini zaten gidip bir çaba gösterip kendi ellerinde tutabilirler. Ama yapmıyorlar. Başkalarının etkisinde kalıyorlar. Başkalarının aklıyla hareket ediyorlar. Yapmamaları lazım. Ne istiyorlarsa karar verip denemeleri lazım. Yani bu benim ruh eşim deyip peşinden koşup gitmeleri lazım. Arkadaşlar her şeyde gurur olmaz yani. Hele ki ruh eşliğinde hiç gurur olmaz. Yani istiyorsan tutuk kolundan alacaksın. Bayanı olsun, erkeği olsun. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bakalım şimdi ruh eşliğin gündeminde yani geleceğinde ne olacak ruh eşliğinin arkadaşlar. Bakalım. Bakın bazı ruh eşi çiftleri geçit dönemindeler. Yani geçiş dönemindeler. Birbirlerini arkadaşlar yargılamayı, suçlamayı bırakıp artık kendi ikisi biz nasıl bir hayat kurabiliriz? Biz birbirimize aitiz diyen çiftler artık bir araya gelip bir hayat kurmaları lazım kendilerine. Yoksa arkadaşlar iki tarafta burada hastalık kartı çıkmış. Yani bu durumdan dolayı böyle birbirlerine gurur yapıp bir araya gelmezlerse arkadaşlar hastalık bir taraftan bir tarafa rahatsızlığı gözüküyor yani. Dikkat etmeleri lazım kendilerine biraz. Bu sıralar kendilerini çok böyle yıpratmışlar. İki taraf için de söylüyorum arkadaşlar. Yani ne istediklerine karar vermeleri lazım. Bazı ruh eşliliği ilişkilerinde de arkadaşlar araya başka bir kadın gelmiş. Yani bu kadın anne olabilir. Abla olabilir. Artık yani
O tarz bir şey olabilir arkadaşlar. Ben burada şimdi bir yani aldatmış da bir kadın girmiş olayı görmüyorum. Ruh eşliliğinde böyle bir olay yok arkadaşlar. Yani ailesel birileri girmiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok değer verilmiş birbirlerine, çok sevilmiş ve ikisi birbirini böyle çok tutkulu bir aşk yaşanmış ve daha da devam ediyor ama araya ailelerden giren kişiler olmuş veya etraftan giren arkadaşlar. Bunu söylüyor bana bu kartta. Arkadaşlar çok büyük bir üzüntü görüyorum bazı ruh işlerinde. Yani artık bu iş bitti, olmaz. Artık bir araya gelemeyiz deyip iki tarafın da sessizliğe bürülen çiftler de görüyorum arkadaşlar. Çok büyük iki taraflı da üzüntü yaşanıyor. Kimse kimseye adım atmıyor ve herkes bir bekleyişte. Yani bu bekleyişin arkadaşlar bir sonu yok. Eğer ki kalbinizden, içinizden geliyorsa burada ruh eşi olan erkeğe de sesleniyorum, bayana da. Adım atın arkadaşlar birbirinize. Kalbinizin burada sesini dinleyin. Çünkü siz ikiniz de birbirinizin ruh eşisiniz. Onun için kalbinizi dinleyerek burada adım atın. Mantık yok. Yani mantıklı hareket edersen arkadaş zaten o iş gitmez yani. Onu dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir de bu kartlarından bir seçim yapacağım. Bakalım ruh eşlerini bu dönemde ne bekliyor onları? Küs olanlar barışacak mı? Bir araya gelecek mi? Bakın, gece uykusuzluklar arkadaşlar her iki taraf içinde. Yani kimi ruh eşleri birbirleriyle hayat bir araya da ev kurmaya karar vermişler ama olmamış arkadaşlar. Aniden yıkım yaşayanlarınız olmuş içlerinizde. Ani bitişler olmuş. Bunun şokunu atlatamayanlar olmuş. Uzun yola gitmek, uzun yolda olanlar var arkadaşlar. Bu uzun yol sıkıntısı var. Aralarında ilişki yaşayan ruh eşleriyle. Biriniz başka bir şehirde, biriniz başka bir şehirde olabilir arkadaşlar. Şimdi ben çingene kartlarımdan da alacağım arkadaşlar, soracağım. Peki bu ruh eşlerinde bir araya gelenler ne olacaklar? Nasıl bir dönem bekliyor diye soruyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bazı ruh eşi olan kişilerde maddi sorunlar var. O maddi sorunlar çözülecek. Bir büyüğün sayesinde olabilir. Bir makam sahibi bir kişinin yardımıyla olacak arkadaşlar. Sonra size bu ruh eşiniz arkadaşlar hediyeyle gelmeyi planlayacak. Yani gönlünüzü almaya gelecek. Ama siz farklı bir ortamlara gireceksiniz. Arkadaş ortamları olur, böyle ne bileyim iş ortamında başka bir işe atılabilirsiniz. Ama sizi güzel bir dönem bekliyor aslında arkadaşlar. Biraz sabırlı olmanız lazım diye söylüyor kartlar bana. Bu ruh eşi olayında sanki siz birbirinizi daha önceki hayatınızda tanıyormuş gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Bakın bazı ruh eşleri de arkadaşlar çocuk sahibi olmak istemişler. Bununla ilgili çok güzel hayaller kurmuşlar fakat sonuçlanamamış, yani ani bitişler yaşamışlar burada dediğim gibi. Arkadaşlar bazı ruh eşi olanlar da burada yasak ilişki yaşayanlar olanlar var. Aralarında çocuk sahibi olanlar var. Çocuklarından dolayı adım atamayanlar var ve onlardan haber bekleyen ruh eşi bayanları var arkadaşlar. Mahkemeleri olacak bu kişilerin, ayrılma dönemleri bittikten sonra size haber verecekler arkadaşlar. Ben ayrıldım ve ruh eşime doğru gidiyorum diye size haber verecekler. Yani şimdi bir ayrılık dönemindesiniz ama bu haber size gelecek arkadaşlar. 4 vadesi var. 4 ay en az diye söylüyor kartlar arkadaşlar. Bilginiz olsun.
Şimdi de bu bizim ruh işleri için arkadaşlar birer tane size bu dönemde ne yapmanız lazım diye tanımlama kartı seçiyorum birer tane arkadaşlarım. Bakalım ne diyorlar. Görelim. Bakın arkadaşlar, ruh iş erkekleri için diyor ki artık diyor ruh işine gitmen için, yani ruh işin bayanı için gitmesi için arkadaşlar bir neden, bir sebep arama diyor. Çünkü arkadaşlar burada da baykuş çıkmış, yani bilgelik demek. Yani diyor o senin diyor her bütün kapılar, bakın bütün kapılar ona çıkacak diyor. Sen bu kapıdan ister gir ister girme, bütün bu önündeki açılmayan kapılar, senin kafanın içindeki sorular, onlar filan, anlatabildim mi arkadaşlar? Onların hepsini açmak senin elinde ve ruh işine diyor gideceksin. Yani ister iste ister isteme bu döngüden geçip ruh işine doğru diyor yönleneceksin diyor bu kart. Özellikle de arkadaşlar bu ayın 27'sinden sonra her şey, yani bu ruh eşliliği durumunda çok büyük değişiklikler olacak. Çok büyük değişiklikler olacak arkadaşlar. Gerçekten bakın burada da aslında arkadaşlar bu üzgün demek ama üzgünlük demek, yani şey demek. Ruh eşi aslında arkadaşlar bunlar, yani ruh eşi aynı zamanda da ikiz ruh yani demek arkadaşlar. Birbirlerine küs olanları anlatmış burada. Üzgünsünüz diyor, ikiniz diyor bir bütünsünüz ama diyor üzgünsünüz diyor birbirinizden ayrı olduğunuz için. İkiniz birbirinize gereksiz yere arkanızı dönmüşsünüz diyor. Yani bu durumdan kurtulmanız için arkadaşlar, gözünüzü açın diyor. Aklınızı kullanın, kalbinizi kullanın diyor. Sevginizle diyor hareket edin diyor. Yani diyor etrafınızdaki insanlara kulağınızı tıkın, kendi kalbinizle hareket edin diyor arkadaşlar. Yoksa diyor eğer ki diyor siz bu durumdan çıkmaz diyor, çıkmazsanız diyor üzülürsünüz diyor. Bu kartın anlattığı bu arkadaşlar bana. Bugünkü açılımımda arkadaşlar bu kadardı. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepimiz böyle bir aile olalım istiyorum. Bana eğer istediğiniz açılımlar için yazarsanız arkadaşlar, ben de onları değerlendiririm. Çok teşekkür ederim. İyi geceler arkadaşlar.